Seyir dersinin en önemli konularından birisi de göksel seyirdir arkadaşlar. Göksel seyir sayesinde GPS olmadan dünya üzerindeki mevkiimizi bulmayı öğreneceğiz. Derse başlamadan önce daha önce çekmiş olduğum sağ üst köşede hemen arkadaşlar bağlantısı çıkan GPS videomu izleyerek göksel seyirin önemini kavramanızı tavsiye ederim. Dersimiz bölüm bölüm videolar şeklinde olacak. İlk olarak göksel seyirle ilgili bilinmesi gereken sorularda çıkan kelimeleri ve anlamlarını açıklayacağım. İkinci olaraksa sekstant cihazını tanıtacağım. Bu sekstant cihazını gemiye çıktığınız zaman kullanacaksınız. Bundan dolayı sekstant cihazını iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu sekstant cihazıyla ölçmüş olduğunuz değerler sayesinde bu gökkürenin elde ettiğimiz verilerle dünya üzerindeki konumumuzu bulabileceğiz. Üçüncü olaraksa örnek sorular üzerinde konuyu anlatıp dersimizi bitireceğiz. Şimdi dersimize geçebiliriz. Bizim iki küremiz var arkadaşlar. Birincisi buradaki kırmızı olan bizim dünyamız, yani yerküre. İkincisi ise mavi ile çizmiş olduğum gökküremiz. Biz bu mavi ile çizdiğimiz gökyüzünde hayali olarak düşündüğümüz küreye biz gökküre diyoruz. Şimdi arkadaşlar dünyaya bakacak olursak. Dünyanın bakın burası kuzeyi olsun, burası da güneyi olsun. Biz bu noktalara ne diyorduk? Kuzey kutup noktası. Bu noktaya ne diyorduk? Güney kutup noktası. Gökkürede bunların iz düşümü bakın buraya denk geliyor. Bununki de buraya denk geliyor arkadaşlar. Bunlara ise biz gökküredeki şeyine PN diyoruz. Buraya da PS diyoruz. Yani gök kuzeyi, gök güneyi şeklinde. Yerkürede bizim ortadan ikiye böldüğünü varsaydığımız bir ekvatorumuz var. Biz buna gökkürede ekvator diyoruz. Yerkürede. Gökkürede ise kesmiş olduğu yere biz arkadaşlar gök ekvatoru diyoruz. Yeşille gösterdiğimiz kısım bizim gök ekvatorumuz. Gök ekvatoru. Kısaca tekrar edecek olursak, bakın bu mavi ile göstermiş olduğumuz yer bizim gökküremizdi. Bu gökküremizin kuzey kutup noktasına biz gök kuzeyi ve gök güneyi dedik. Ve gökküremizin ekvatoruna ise gök ekvatoru dedik. Şimdi arkadaşlar bu gökkürede bizim güneşimizin hareketlerini inceleyelim. Güneş bu gök ekvatorunda gök küresinde yer küreye göre nasıl hareket ediyor? Gök ekvatoru düzleminde dönmüyor tabii ki de. 23 derece 27,5 dakikalık bir eğiklikten dolayı gök ekvatorunda biraz yamuk şekilde döndüğünden dolayı güneşimiz bir tutulma dairesi oluşuyor. Şimdi bu tutulma dairesini gösterelim. Kırmızıyla gördüğünüz bu daireye biz arkadaşlar tutulma dairesi diyoruz. Hemen şuraya bu tutulma dairesinde yazalım. Tutulma dairesi. İngilizce olaraksa biz buna ekliptik diyoruz. Şimdi biz tutulma dairesini öğrenmiş olduk. Bu tutulma dairesiyle arkadaşlar bizim gök ekvatorumuzun yeşil olan daire ile kırmızı olan dairenin kesiştikleri noktalar var bakın. Birisi burası, birisi de arkadaşlar tam burası. Bu kesiştikleri noktalara biz özel isimler vermişiz. Buraya örneğin şu şekilde ifade edilen Aries noktası demişiz. Şuraya ise arkadaşlar şu şekilde ifade edilen Libra noktası demişiz. Yani tam yazımı Libra diye yazılıyor. Şimdi bu noktalar neden önemli? Aries noktası bizim için önemli. Neden? Ekliptik ile ekvatorun kesim noktası olan Aries noktası, yıldızların gök küresindeki konumlarını saptamak bakımından büyük önem arz ediyor bizim için. Çünkü Aries noktası sabit bir nokta olarak kabul ediliyor. Şimdiki konumuzda declination. Declination anlatalım. Şimdi burada bizim dünyamız var arkadaşlar.
Bu dünyanın neyi vardı? Bir ekvatoru vardı. Şu şekilde burası da gök küremizdi. Bu gök küreninde neyi vardı? Gök ekvatoru vardı. Onu da hemen çizelim şu şekilde. Arka tarafına düşen kısmını da çizelim. Evet, şimdi dünyamızın kuzey kutup noktası, burası güney kutup noktası. Burası gök ekvatorunda. Buraya biz PN diyorduk. Bu tarafa ise biz PS diyorduk. Gök kuzeyi ve gök güneyi. Şimdi başka bir kalem alalım. Diyelim ki arkadaşlar tam şurada bir yıldızımız olsun. Bizim burada parlayan bir yıldızımız var. Bu yıldızı kullanarak biz bazı değerleri elde edebiliriz. Şimdi bu yıldızımızı arkadaşlar gökkürede ki boylamını şu şekilde çizelim. Bakın şu boylamdan geçer. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yıldızımız, bakın dünyanın merkezi tam olarak neresi? Şurası, değil mi? Bu tam dünyanın merkeziyle şu şekilde ve bakın ekvator gök ekvatorunun olduğu kısma doğru şöyle bir açı değerimiz var. Tam işte bu yıldızın buradaki başka kalemle gösterelim. Tam anlayabilmeniz için yeşil kalemimizi kullanalım. Şuradaki şu açısal değerimize biz declination diyoruz. Bu açısal değerimize ne diyormuşuz arkadaşlar? Declination. Bunun kısaltması ise arkadaşlar dek olarak gösterilir. Bizim yıldızımızın bu dek değeri arkadaşlar 90 derece ve 0 derece arasındadır. Yani dek değerimiz bizim 90 derece ile 90 dereceden küçük veya eşit de olabilir, tam kuzeyde çıkar. Buraya dek yazalım. Ve arkadaşlar büyük eşit 0 dereceye diye yazarız. Bunu derece ve dakika olarak gösteriyoruz declination değerimizi. Şimdi bu declination değerimizi biz nerede ölçtük? Kuzey tarafta ölçtük, değil mi? Bakın güneyde değil, yukarıda kuzeyde bir dek değeri ölçtük. Eğer bu gök ekvatorunun aşağısında bir yerde yıldızımız olsaydı, şurada bir yerde olsaydı yıldızımız, o zaman bu yıldızımızı güneyde ölçmüş olacaktık. Onun için bu da yıldızımızı bu kuzey tarafında ölçtüğümüz için dek değerini, mesela dek değeri bunun 60 olsun. Dek eşittir 0, 60 derece. Ne tarafta ölçtük? Kuzeyde. Buraya north işaretini koyardık. Eğer kuzeyde değil de güneyde ölçseydik buraya south yazacaktık. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Declination'ın Türkçesi nedir hocam diye soracak olursanız, bunun Türkçesi ise meyil olarak geçmektedir. Şimdi meyili biz hani Türkçe olarak bir açıklayalım. Gök cisminin meyil dairesinin gök ekvatoruna, bakın şu ekvatora olan mesafesine, açısal mesafesine meyil diyoruz. Bir de arkadaşlar declination'la ilgili olarak bizim bir kutup mesafemiz var. Kutup mesafesi. Buna biz arkadaşlar kodek diye ifade ediyoruz. Kodek. Bu kodek nasıl bulunuyor? Hemen onu anlatayım. Gök cisminin gözlemcinin bulunduğu yarı küredeki gök kutuptan olan açısal mesafesine biz kodek diyoruz. Şimdi gözlemci hangi yarım kürede bulunuyorsa o yarım kürenin kutup noktasına göre hesaplıyoruz. Şimdi bu örneğimizde bunu hemen açıklayalım. Diyelim ki bizim gözlemcimiz arkadaşlar kuzeyde bulunsun. Tam olarak şurada bulunsun. Bizim gözlemcimiz burada diyelim. Şöyle bir cinali resmi çizdik. Bizim gözlemcimiz kuzey tarafındaymış. Kuzey yarım küredeymiş. O zaman biz nereye göre değerlendireceğiz? Gök kuzeyine göre değerlendireceğiz. O zaman buraya göre bu yıldızın mesafesini bulacağız. Buraya göre yıldızın mesafesi nedir? Bakın hemen size gösteriyorum. Şu mesafe bizim kodek mesafemiz oluyor. Açısal olarak tabii. Bunu bulmak içinse formülümüzü hemen yazalım. Tabi buraya göre yazıyoruz. Kodek diye yazıyoruz arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Bakın bu mesafe kuzey kutuptan, yani gök kutbundan gök ekvatoruna olan toplam mesafe 90 derecedir. Tamam mı? Aynı normal
Paralellerdeki sistemi düşünün. Bu diğer derslerimde de anlatmıştım arkadaşlar bunu. Haritadaki işte paraleldir, boylamdır vesaire orada anlatmıştım. O videoma hemen sağ üst köşede yine bununla ilgili bir bağlantımız çıkacak. O bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz eğer hani bu ekvatordur, boylamdır onları anlayamıyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Bu noktadan bu ekvatora olan açısal değerimiz bizim 90 derecedir. 0, 90 derece. Şimdi declination değerimiz de aynı yerde bulunduğu için eksi declination deriz arkadaşlar buraya. Eğer aynı yerde olmasaydı biz artı declination derdik. Bakın bu mesafeyi 90 eksi declination diyerek bulabiliriz. O zaman buradaki bizim declination'ımız nedir? 60 derecedir. O zaman 0, 90 derece eksi 60 derece deriz. Buradan bizim 0, 60 derece 0 koymasak da olur. Çıkarttığımız zaman kodekimiz buradan ne gelir? 30 derece olarak bulunmuş olur. Şimdi bir de bu soruyu şöyle tanımlayalım. Diyelim ki bizim gözlemcimiz güney yarım kürede bulunsun. Güney yarım kürede bulunsaydı ne yapardık? O zaman güney yarım kürede ise gök güneyine göre ben hesaplayacağım. Bakın benim gök güneyim burada. Bunu da farklı bir kalemle çizelim ki daha açıklayıcı olsun. Bakın gök güneyindeki bu noktadan yıldızımıza olan mesafeyi hesaplayacağız. Kodein açılımı oydu. Şimdi buradan arkadaşlar bu mesafeyi bulacağız o zaman bakın. Bakın bu noktadan gök ekvatoruna olan mesafe. Şurası 90 derece. Bir de declination'ı üstüne koymamız lazım. Onun için buradaki kodek formülümüz ise kodek eşittir 90 derece artı declination olarak ifade edilir. Burada da declination değerimiz 60 çıkmıştı. 90 derece artı 60 derece dersek eşittir 150 derece olarak bulunur. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kodek için. Bakın yazıyorum. Kodek. Başka bir kalemle yazalım. Gözlemci ile yıldız veyahut da gök cismi diyelim. Gözlemci ile gök cismi aynı yarım kürede ise kodek eşittir 90 derece eksi dek formülünü kullanırız. Eğer farklı yarım kürelerdeyse arkadaşlar o zaman da şu formülü kullanacağız. Farklı yarım kürelerde ise kodek eşittir 90 derece artı declination formülünü kullanırız. İki formülümüzü bu şekilde çözümlemiş olduk. Bu üç ifademizi şimdi işleyeceğiz. Saat dairesi hour circle. Öncelikle bunu işleyelim. Şimdi burada yine bizim yer küremiz var. Burada da gök küremiz var. Öncelikle burada bizim ekvatorlarımızı gösterelim. Yer küredeki ekvatorumuz bakın burası. Gök küredeki ekvatorumuzsa hemen onu da çizelim şöyle. Evet. Şimdi diyor ki saat dairesi mesela bir yıldızımız olsun bizim. O yıldızımızı nereye koyalım? Tam olarak yıldızımız burada olsun arkadaşlar. Bizim yine burası kuzey kutup, güney kutup. Burada PN kesişimleri. Burası da PS. Şimdi arkadaşlar bu yıldızımızı kesen bizim bir boylamımız var. Bakın şu şekilde. Bakın bu şekilde kesen bizim boylamımız var. İşte biz bu boylama biz saat dairesi diyoruz. Bu gök cisminin saat dairesi. Hour circle diye ifade ediyoruz. İlk ifademizi açıklamış olduk. İkinci ifademiz Greenwich saat açısı. Greenwich hour angle veya GSA diye geçiyor.
Yine biz bunu yıldızımız üstünden anlatalım. Şimdi dünyamızda bizim bir Greenwich kasabamız var. Londra'da bulunuyor. Bununla ilgili yine biz video çekmiştik GMT, LMT saatleri ile ilgili. Hemen sağ üst köşede bununla ilgili bağlantıyı paylaştım. Onu incelemenizi tavsiye ediyorum. Hocam sürekli işte bölüyorsunuz. İşte şu videoyu izleyin vesaire diyorsunuz. Ancak bu konu son konumuz seyirde. Onun için bütün konularla bağlantılı olduğundan dolayı eksiğiniz varsa bu göstermiş olduğum bağlantılardan bu videoları izleyerek eksiğinizi gidermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu Greenwich'imiz bu yer kürede burada bir yerde olsun. Ve bunun izdüşümü de gök kürede nerede olsun? Şurada bir yerde olsun, tamam mı? Biz buraya ne dedik? Greenwich. G ifadesiyle de biz bunu göstermiş olalım. Bu Greenwich'in gökkürede kesişen saat dairesini çizelim. Bakın böyle şuradan kestiğini varsayalım. Aşağı doğru şöyle iniyor. Biraz yamuk oluyor arkadaşlar ama işte idare edeceğiz artık. Çizimimiz bu kadar. Şöyle büyütelim biraz da bu G'yi. İşte bu Greenwich'in şeyi bu şekilde arkadaşlar. Greenwich'ten bakın yıldıza doğru şöyle bir açımız var. Gördük mü bu açıyı? İşte biz buna Greenwich saat açısı diyoruz. Onu da GHA yıldız diye ifade edebiliriz. Üçüncü ifademize geldik. Yerel saat açısı. Local hour angle. LHA. Şimdi burada da arkadaşlar bu local hour angle'ı göstermemiz için bir gözlemcimizin olması lazım. Yani mesela diyelim ki gemiyle biz gidiyoruz. Gemiyle giderken bu Greenwich boylamının sağ tarafında yer aldık diyelim. Yani biz buna daha bilimsel olarak doğusunda yer aldık diyelim. Onu da kırmızı kalemimizle gösterelim. Diyelim ki biz tam bu noktadayız. Bizim gözlemci olduğumuzdan dolayı buna da Z diye ifade edelim. Z1 olsun. Gözlemci Z1. Tamam mı? Bunun şimdi saat açısını çizelim. Boylam demiyoruz artık. Saat açısı diyoruz. Tamam mı? Bakın bu da böyle geliyor. Buradan tam üstünden geçti. Bu tarafa doğru. Bu şekilde. Şimdi bu gözlemci birimiz tam bu noktada arkadaşlar. Biraz şöyle koyu olsun. Şimdi el aşağıyı gösterelim. Bu gözlemci noktasından bakın bu yıldızın olduğu saat açısına doğru şu şekilde bir açımız var. Bu açıya biz LHA yıldız diyoruz. LHA yıldız arkadaşlar. Şimdi Z1 gözlemcimizi burada bir değerlendirelim. Şimdi Z1 gözlemcimiz Greenwich'in neresindeydi? Doğusundaydı. O zaman bu tarafa doğru bir bizim doğu boylamımız yani doğu saat açımız var, değil mi? Doğu tarafında bulunuyoruz. İşte bu saat açısına biz long east diyoruz. Yani doğuda bulunduğumuz için east diye gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar burada anlattığım ifadelerin bazı formülleri var. Ona gelelim. Öncelikle Z1 gözlemcimize göre Z1 gözlemcimize göre bunları değerlendirelim. Z1 gözlemcimiz neredeydi? Doğudaydı. O zaman gözlemci doğudaymış. Doğu olarak bu formülleri değerlendireceğiz. Şimdi ilk formülümüzü yazalım arkadaşlar. Formülümüz LHA yıldız. Bakın LHA yıldızımız nerede? Burada değil mi? GHA yıldızımız da bu tarafta. Şimdi LHA yıldızımızı bulmak için arkadaşlar bu GHA'ya neyi ekleriz? Bakın şuraya ekleriz. Bununla bunu eklersek bu yapar değil mi? O zaman doğu olduğunda biz GHA ile long east'i toplamamız gerekiyor. O zaman hemen formülümüzü tamamlayalım. GHA yıldız artı long. Longumuz neydi? East'ti. East olduğunda demek ki GHA yıldızla bunu topluyoruz. Şimdi ikinci bir gözlemcimiz olsun. Bu ikinci gözlemcimiz ise Greenwich'in ne tarafında olsun? Batısında olsun. Bakın ikinci gözlemcimiz tam şu noktada olsun. Tamam mı? Bu gözlemcimizin noktasını ise hangi kalemle çizelim? Şu kalemimizle çizelim. Daha belirgin olsun. Şöyle buradan üstünden geçecek.
şuraya gelecek. Bakın şimdi bu gözlemcimiz hangisiydi? Z2 gözlemcimiz. Bu Z2 gözlemcimizin arkadaşlar yıldıza olan mesafe açısal mesafesine biz ne diyorduk? Eleşa yıldız diyorduk, değil mi? Bakın burada birinci gözlemcimizin mesafesine eleşa yıldız, ikinci gözlemcimizin mesafesine de eleşa yıldız deriz, değil mi? Şimdi ikinci gözlemcimizi burada bulduk. Şimdi onun formülizasyonunu yapalım. Aynı yukarıdaki gibi yine ifadelerimizi yazalım. Z2 gözlemcimize göre. Ne tarafta? Batıda. Batı yazalım. Şimdi eleşa yıldızımızı istiyor değil mi bizden? Hemen yazalım eleşa yıldız. Eşittir. Gşa yıldızımız ne? Bu. Değişen bir şey yok. O zaman direkt gşa yıldızımızı yazarız. Değil mi? Bakın gşa yıldızımız bu. Eleşa yıldızımız bu. Bakın arada bu kadar bir mesafe var değil mi? O zaman bu mesafeye de biz ne diyeceğiz? Long West arkadaşlar, değil mi? Başka bir Long West ifadesi. Greenwich'te bu gözlemcimizin arasındaki bu açısal değere biz Long West diyoruz, tamam mı? Çünkü batısında zaten Long değerini yazacağız. O zaman ne yaparız? Bu GHA'dan bu Long West'i çıkarırsak, bakın şu kadar mesafeyi çıkarırsak LHA yıldız kalıyor. O zaman bunu çıkartacağız. Eksi Long West diye buraya yazarız. Arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitirmem gerekiyor. Çünkü videomuz çok uzun olacak. İkinci videomuzda yine bunun devamı olacak. İkinci videomuzda devam edeceğiz. Beni takipte kalmayı, videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, aklınıza takılan her ne olursa olsun soruları yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Oradan size cevap yazıyorum. Beni takipte kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.